Galatasaray kadroyu güçlendirdi Erkan abi. Evet. Ciddi transferler yaptı. Ee, işte Hakim Ziyet'ten tut Tete, Icardi, yani Zaha, müthiş Bakan bir, bu, Bakan bu hocam. Müthiş bir kadro kurdu Galatasaray. Molde evet, Ancelino'yu da sayabiliriz. da sayabiliriz aynen hocam. Şimdi bu tarafta Molde o iklimin, o coğrafyanın sert takımı hocam. Nedense evet. biz oralarda sen daha iyi bilirsin. Oynadığın dönemde de çok rakip oldun o, o iklimdeki futbol takımları. Norveç. Norveç. Tersler hocam. Ama Galatasaray burada kadrosuna çok güveniyor. Galatasaray hata yapmak istemiyor. Artık son e, çıkış yani köprüden önceki son çıkış Galatasaray için Erkan abi. Kaldı iki maç. Gruplara kalmak için 180 dakika. Evet. Yani orada böyle Hura, coşkulu bir oyun mu bekliyorsun Galatasaray'dan? Yoksa her zamanki Galatasaray mı olacak sahada? E elbette MOL'de de teslim olmak istemeyecek. Şimdi ben notlar da aldım, biraz biraz da çalışarak da geldim. Her <laughs> zaman her zaman olduğu gibi Teşekkür çalışıyorsun. Teşekkür ederim, sağ ol. MOL'de şimdi Norveç ligi takımı bakıldığı zaman geçtiği turları da kolay geçmemiş yani. Dollandı. Mesela Helsinki'ye mağlup olmuş ilk maçta 1-0 sonra 2-0 yenmiş. Öbür maçta Karlsruhe Kal 2'ye hmm. 2-1 mağlup olmuş sonra 2-0 yenmiş. Şimdi baktığım zaman e, standardın altında bir takım gibi görünüyor. Ama bu demek değildir ki Galatasaray bu turu çok rahat geçecektir. Sonuçta Norveç Ligi e, ciddi bir lig. lig. Ligin takımı. Dolayısıyla burada şimdi fena, e, Galatasaray takımı oyuna hükmedecek bir oyun oynaması lazım ki bugüne kadar oynadı. Ben şunu söylüyorum tırnak içinde biraz ben teşbihte hata olmaz. Bugüne kadar hep fragman maçlar oynadılar. Bundan evet. sonra daha böyle ciddi maçlar oynayacak. İşte Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Adana Demirspor'da e, ondan onlarsa Galatasaray'da. Trabzon'da da. Tra yani. Trabzon'un hani, Avrupa, Avrupa maçı Avrupa yok Bu Avrupa maçlarında biraz da e, ciddi maçlar oynayacaklar ama Molde bundan mesela Twente gibi değil. Twente şu anda 2 maç 6 puan yapmış liginde. 2 maç oynanmış. 2 maç 6 puan yapmış. 7 gol atmış. 2, 2 gol yemiş. Avrupa maçları da başarılı. Avrupa gibi. maçları da başarılı. Twente daha ciddi bir rakip ama nispeten Galatasaray'ın rakibi Molde daha bir yumuşak takım. Seviyesinde olmayan bir takım görünümünde. Hani Galatasaray'ın da bu turu rahat olmasa bile geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'ın bir oyun tarzı var. Hükmeden bir oyun istiyor. E, yapıyor daha doğrusu. Top benim olsun istiyor. Ben Galatasaray'da mesela gördüğüm, en güzel gördüğüm şey, Okan Buruk Hoca'da en güzel gördüğüm, geçen sene de yaptılar bugün, bunu bu senede uyguluyorlar. Mesela topu kaybettikleri anda, hani bunu eski, eskiden Barcelona iyi yapıyordu. Barcelona o şaşalı takımı, e, rüya, takımı, olan takımı rüya takımı. Topu kaybettikleri anda Pres yapıyorlardı o Barcelona. Şimdi aynı şey Galatasaray takımı. Icardi de dahil buna. Mesela geçen Okan Buruk Hoca şeydi e, basın toplantısında Icardi'ye de bir değindi. Dedi ki Icardi de bizim e, takım savunmamıza çok yardımcı oluyor dedi. Şimdi Galatasaray'ın en büyük avantajı topu kaybettiği anda baskı yapması. Nedir dezavantajı? Mesela eğer Galatasaray'ı iyi analiz ediyorsanız rakipseniz Galatasaray önde iyi baskı yapıyor topu kaybettiği anda. Stoperler orta sayıya kadar çıkıyor. İşte orada eğer bir çabuk oyuncunuz varsa, rakip olarak çabuk oyuncunuz varsa onu iyi kullanabiliyorsanız Galatasaray'a sıkıntı yaşatabilirsiniz. Savunma arkasına atılan toplarda. Savunma arkasına atılan toplarda. Onun için molde Molde'de mutlaka o analizleri yapmıştır ama öyle çabuk oyuncuları var mı yok mu çok hakim değilim. Galatasaray takımı ama şu anda oturmuş yine bir kadrosu var kadroya çok ciddi takviyeler yaptı. Burada da Okan Hoca'ya yine çok büyük görev düşüyor. Şimdi geçen sene rahattı biraz. Kadro istikrarı, giren çıkan belliydi. Şimdi Zaha geldi. Ondan sonra Te Tete geldi. Var. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu ne yapacağız? Mesela, değil mi? O da formda. Yunus Akgün gidecek şimdi. Tamam hadi. E, Tete geldi. Bakan var. bu geldi, Zaho geldi. O, o zaman Zaha geldi. O zaman biraz Hakim Ziyeh var. Hakim Ziyeh var. Yani şimdi oynamayan oyuncuyu burada mutlu edebiliyorsak, mutlu edebilirse Galatasaray takımı hani genel konuşuyorum, başarılı olacaktır. Molde maçında Galatasaray'dan oyuna hükmeden bir oyun mutlaka bekliyoruz. Beklenir de zaten bu kadrosuyla. Ya bu kadrolar niye yapıldı? Galatasaray takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması için yapıldı. Yoksa bu kadro Moldiye elenecekse niye Icardi'ye 20 milyon euro gibi değil mi bu rakamlar deniyor? onu yani, düşündüler he, onu, onu düşünerek işte Zahalar, e, Icardiler bunlar hep kadroya katıldı. Dolayısıyla e, Galatasaray takımı bu turu da geçecektir. Ondan sonra bir tane kalıyor değil mi? Bir, yok yok hocam, kalıyor, değil. gruplara o, kalıyor. Gruplara kalıyor. Tamam. Ya finaldeyiz artık. Finaldeyiz. Ya bu finali asla göz ardı etmeyecektir. Galatasaray seyircisiyle beraber içeride özellikle hükmeden bir oyunla iyi bir turu iyi bir galibiyette turu geçecektir. Yani bundan eminiz. Ama bu bunun aksini düşünmek zaten e, absürt diye düşünüyorum. Hoca diyor ki <laughs> ama diyor önde baskı yapan, pres yapan bir Galatasaray ama bu tarafta kontraya çıkan takımlarda başa bela diyor. Yani orada yani, e, yani e, hoca orada tabii e, şimdi muhtemelen kadroyu getireceksin muhtemelen. E, tabii getirecek e, ekrana Torera <laughs> yok. Evet. Şimdi Torel'in olmadığı da e, hocam daha iyi, ben soracaktım hocama o konuya biraz girdi. Torel'in olmadığı bütün e, maçlarda, maçlarda arkaya kaçtılar. Yani arkaya o kaçışlarda da e, Muslera başarılı oldu. E, evet. Bugün de Galatasaray bunun sıkıntısını takım savunması açısından e, herhalde yaşayabilir. Tabii ben biraz hocam teknik analizin daha iyi yaptı ama ben ee, şunu söyleyeyim ya bu maç bir kere bu maçlar 30-35 milyon euroluk bir maç. Yani sen Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan e, bu evet. kurduğun takımın bu dünya kadar para harcadın bu sözleşmelere imza attı. Şimdi bunlar böyle şey geliyor tarafta onu getirdik bunu getirdik çok güzel kardeşim süper. Ama o sözleşmelerin bir bedelleri var. O kısmıyla kimse ilgilenmiyor zaten. Onu, kimse o kısmın umursadığı falan yok. Şimdi Tabii Galatasaray da bunun hesabını yaparken önüne kağıdı koydu kalemi dedi ki e, hatta Okan Hoca da bence şunu dedi hocam dedi bak aman dedi bir sakata falan gelmeyelim. Biz buradan 30 35 milyon euro para bekliyoruz dedi ki ona göre bizim buradaki burayı aktaracağız. Buradaki ödemelerimiz var dedi. Ya yani bu Galatasaray için çok önemli bir e, bu iki maç Bugünkü maç, bu öncesindeki ilk maç tabii ki bu akşamki karşılaşma çok çok önemli. Buradan iyi bir sonuçla dönmek, iyi bir takım savunması yapmak. Ee, yani bir de ben muhtemel 11'lere baktım e, gelirken bir Angelino var yani yeni transferlerden. Hocam bunun dışında bütün takım 10 kişi. Geçen senenin kadrosu. Evet. Yani bir son aldaki bir aldaki, aldaki hmm. e, Sabale'in e, tetenin lisansının çıktığını e, haberleri geldi paylaşıldı. 10 yatırımı bilmiyorum. 11'e koyar mı koymaz mı onu bilmiyorum. Ama bakıldığında geçen sezonun kadrosu var. Yani yapılan transferlerden bir tek Ancelino 11'de görünüyor şu anda. bu da artı mıdır, dezavantaj mıdır, olumlu bir şey midir sonuçta birbirini tanıyan ve istikrarlı olan bir 11 sahada. yeni isimlerin çoğu yok. İşte kimisi sakat, işte kiminin lisansı sabah çıktı. Hakim zaten ismi kadroda değil. Kerim Demiray Kadroda ama şey ismi var Kadroda olacak ama 11'de görünmüyor şu an kağıt üzerinde ee, zor bir maç ben bir de hocama onu soracağım şimdi bu sentetik bir şeyde oynadılar bunlar Zal Zalgiris Tebbsmanıda hmm, evet, evet. orada pas trafiğinde bir sorun yaşadılar şimdi evet. bugün de yine sentetik suni bir ki. suni bir şeydi ama hoca dün akşam biraz daha böyle Okan Hoca olumlu yaklaştı yani baktık top gidiyor mı diyor dedi birkaç <laughs> cümlesi vardı. <laughs> Ee, bu bu sıkıntı yaratır mı Galatasaray'a ee, bilmiyorum ya bu durumu. Ee, hocam daha iyi analiz eder bu sentetikle normal çimler bu kadar fark Burası ediyor mu takımların? Yok olmaz. Bahane değil. Bahane değil ama. Ama şöyle... çantada da keklik Erkan değil ya abi. bilmiyorum. Sanki böyle bir havada var gibi. Yani bu e zor şimdi bir maç bahane yani değil bence. Ama şimdi siz... ben yani inanamıyorum ya. Avrupa'da da böyle sağ... tamam belki iklim olarak Norveç iklim, biraz i̇klim olarak iklim. çıtmıyor değil mi? Tabii. Ama şimdi Sentetikçime ben her zaman karşıyım. Ya yani biz de işte çalıştırdığımız takımlarda oynattığımızda hani siz mesela Icardi'den %100 o performansı alamazsınız atıyorum Icardi'yi. Ya, ya da ne bileyim Torreira'dan %100 o performansı alamazsınız. Yani çim sahadaki performansı alamazsınız. Bu bir gerçek. Ya yani bu bahane değil. Ama e, futbolunda da şöyle bir gerçeği var. Şimdi i̇şte basketbol, voleybol, kapalı spor e, kapalı salon sporları. Burada zaten her şey on numara 5 yıldız ama futbolun şöyle bir gerçeği var. Bunun karı var, yağmuru var, çamuru var, sahası kötüsü var. İşte Samsun'un stadının halini gördük, zeminin halini gördük. Dolayısıyla hani futbolda bahane yok. Senin dediğin gibi Aykut. eğer kaliteli takımsan sen sun içimde de asgari müşterekte performansı verip o atlay, atlayacak skoru alıp gelmen lazım mutlaka performansı bazı e, hamleleri bazı performansları etkileyecektir oyuncuların. Teknik kapasitesi yüksek olanlar etkilenir. Teknik kapasitesi etkiler özellikle yani. ya biz şimdi gidiyoruz biz de halı sahada bazen oynuyoruz haftanın bir günü ama ne yapıyoruz? Orada bile dönüşlerde, pas atışta top seke seke geliyor. Yani bu çim sahayla halı saha arasında ya da suni çim arasında çok büyük fark var ama siz kaliteli takımsanız ona göre bir plan yapacaksınız. Ona göre bir performans sergileyeceksiniz. Hani ben belki zorlanabilir suni tam, çimden dolayı. pas trafiğini yine etkiler mi? Biraz etkiler bence. Çünkü siz şimdi bir pas atıyorsunuz. Atıyorum Toral'e hep örnek veriyoruz ya da Berkan kimse pas atıyorsunuz o top çim böyle ip gibi giderken suni çimde sekerek gidiyor. O topu bir daha bir kontrol etmeniz lazım. Bir daha bir <laughs> pozisyon almanız lazım. Bunun gibi yoksa mutlaka Galatasaray takımı farkını ortaya koyacaktır. Kalitesini ortaya koyup iyi sonuç alacaktır diye düşünüyorum.